Başka insanların maaşları her zaman merak uyandırır. Meslektaşları ve arkadaşları bile ücret sayılarını paylaşmak için acele etmektedir. Ancak cumhurbaşkanları ve başbakanların maaşları çok da gizli değil. Öyleyse gelin dünya liderleri ne kadar kazanıyor? Bu videoda hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Donald Trump, Amerika Başkanı. Donald Trump yıllık maaşı için sadece 1 dolar olacağını söyledi. Kendisi göreve gelmeden önce de dünyanın en zengin iş adamlarından biriydi. O yüzden onun başkanlık maaşına ihtiyacı olduğu söylenemez bile. Normalde 400 bin dolar olarak ona ayrılmış bir maaş bütçesi var. Fakat o bunu reddetti. Mevcut Amerika başkanının serveti 3 milyar dolar. Bu yüzden ücret ödenmeden para harcayabiliyor. Yine de kağıt üzerinde görünmesi için sadece 1 dolar alıyor. Lee Hsien Loong, Singapur Başbakanı. Lee Hsien Loong başbakanlık görevini babasından Lee Kuan Yew'den devraldı ve Singapur ekonomisi hızlı bir başlangıç yaptı. Oğul babasının siyasetine devam ediyor. Dünyanın liderleri arasında en yüksek maaşa sahip. Yıllık 2.2 milyon dolar, ayda 147 bin dolar, günde 7.350 dolar kazanıyor. Başbakan maaşının adil ve gerçekçi olduğunu düşünüyor. 31 kişiyi içeren ülke hükümetinin toplam bütçesi yılda 53 milyon dolar. Lee Hsien Loong'un maaşı da daha büyüktü. Ancak popüler hoşnutsuzluktan dolayı %36 oranında azaldı. Doris Luder, İsviçre Konfederasyonu Başkanı. Başkanlık görevini ikinci kez yapan Doris Luder'ın maaşı yılda 437 bin dolar, ayda 36 bin dolar, günde 1200 dolar olarak belirlenmiş. İsviçre'de asgari ücret yasalarla sınırlı değildir. Sadece Nykyatalın kantonu var ve saatte 20 dolar. Sauli Niinistö, Finlandiya Başkanı. İkinci dönem için tekrar seçilen dünyanın en zengin ülkelerinden birinin başkanı 146.700 dolar kazanıyor. Ayda 12.225 dolar, günde 402 dolar kazanıyor. Finlandiya'daki askeri aylık ücret de yasalarla sınırlı değildir ve farklı kaynaklara göre yaklaşık 2.000 dolar arası. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı. Vladimir Putin yılda 150.032 dolar kazanıyor. Ayda 12.586 dolar, günde 414 dolar. Putin'in kazandığını daha fazla servete sahip olduğunu söyleyenler az değil. Rus siyasetinin muhalefetleri bu yüzden Putin'i sık sık eleştiriyor. Onlara göre Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin'in 200 milyar dolar ile dünyanın en zengin adamından misliyle daha zengin olabileceği söyleniyor. Rusya'daki askeri aylık ücret ise 140 dolardır. Theresa May, Birleşik Krallık Başbakanı. Bu önde gelen kadın ülkeyi sıkı bir şekilde yönetiyor ve yılda 198.509 dolar kazanıyor. Kendisi tam bir ayakkabı bağımlısı. O yüzden muazzam bir koleksiyona sahiptir ve kolay seçebilmesi için hepsi şeffaf kutularda bekletiliyor. Merak edenler için ise İngiltere'deki askeri aylık ücret 1569 dolardır. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı. Fransa'nın en genç başkanının maaşı 211.530 dolar, ayda 17.628 dolar, günde 580 dolar kazanıyor. Siyasi kariyerinden önce Macron, bankacılık sektöründe çok başarılıydı. Maliye Mozart'ının takma adını bile aldı ve komisyonlarının yılda 1 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Fransa'da aylık asgari ücret 1.758 dolardır. Jimmy Morales, Guatemala Başkanı. Guatemala Başkanı Jimmy Morales eski bir komedyen ve aktör. Guatemalıların bu yüzden onu çok sevdiği tahmin etmek zor değil. Latin Amerika ülkeleri arasında en çok ücret alan Morales yılda 231 bin dolar, ayda 19.300 dolar, günde ise 634 dolar kazanıyor. Başkanlık yaptıktan sonra kampanya sözünü yerine getirdi ve maaşının %60'ını yardım derneğine verdi. Guatemala'daki askeri aylık ücret yaklaşık 200 dolardır. Angela Merkel, Almanya Başbakanı. Angela Merkel'in maaşı yılda 263 bin dolardır, ayda 22 bin dolar ve günde ise 720 dolar kazanıyor. Bir idari komutta yaşamayı reddetti ve Berlin'in merkezinde düzenli bir 5 katlı binada yaşıyor. Almanya'daki askeri aylık ücret 1780 dolardır. Justin Trudeau, Kanada Başbakanı. Kanada Başbakanı'nın maaşı yılda 267.415 dolardır. Ayda 22.285 dolar, günde 733 dolar kazanıyor. Kanada'da asgari aylık ücret her eyaletin kanunlarına bağlı. Ancak ortalama olarak 1.400 dolardır. Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı. Xi Jinping yılda 20.593 dolar kazanıyor, ayda 1.716 dolar, günde 56 dolar kazanıyor ve bu maaşını 2015'ten beri elde etti. Çin'in lideri eşi ve kızının herhangi bir işi bulunmamakta. Yakın akrabaları servetinin 376 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Çin'deki askeri aylık ücret 150-300 dolar arasında ve her eyaletin yasalarına göre değişir. Malcolm Turnbull, Avustralya Başbakanı.
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull yılda 403.745 dolar kazanıyor. Ayda 33.645 dolar. Günde ise 1106 dolara denk geliyor. Eskiden bir bankacı ve iş adamıydı. Avustralya'daki minimum aylık ücret 1900 dolardır. Petro Poroshenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı. Ukrayna Cumhurbaşkanı yılda 12.220 dolar kazanıyor. Forbes'a göre Petro Poroshenko, Ukrayna'nın en zengin 6. kişisi. Onun serveti 1.3 milyar dolar. Ukrayna'daki askeri aylık ücret 133 dolardır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı, aylık brüt maaşı 49.245 liradan 53.250 lira arası değişiyor. Vergi ve sigorta primi ile diğer kesintiler düşüldüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık net maaşı 35.295 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yaklaşık olarak 9.300 dolara denk geliyor. Videonun sonuna geldik. Video hakkında görüşlerinizi yorum olarak bize yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.